Değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Mutluluk kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf. Değerli arkadaşlar, bugün yine size Allah'ın izniyle Taş tercümesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dersimize her zamanki gibi başlamadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin secdesiyle başlıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin secdesi, yani soyu değerli arkadaşlar, 21. kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e dayanır. Babası ise Kureyş'in Beni Haşim kolundan Abdullah bin Abdülmuttalip. Annesi ise Kureyş kabilesinin Beni Zühre kolundan mensup Vahb bin Abdülmelef'in kızı Amine'dir. Peygamber Efendimiz onların evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuklarıdır. Baba tarafından dedesi ise Abdülmuttalip bin Haşim, baba annesi ise Fatıma bin Tamer. Anne tarafından dedesi ise Vahb bin Abdülmelef, anne annesi ise Berra bin Abdülüzzâ. Doğum tarihi değerli arkadaşlar 20 Nisan 9 Rabiülevvel 571 veya 17 Haziran 12 Rabiülevvel 569 Pazartesi günü. Fil vakasından da 50-55 gün sonra Rabiülevvel ayında Pazartesi günü sabaha doğru dünyaya gelmiştir. Süt annesi ise Havazin kabilesinin Sa'd bin Bekir koluna mensup Halime bin Ebu Züeybe'dir. Halime bin Ebu Züeybe'dir. Süt babası ise Haris bin Abdülüzzâ. Süt kardeşleri ise Abdullah, Münese ve Şeyma'dır değerli arkadaşlar. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun ve bizleri de şefaatlerine nail etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Cenab-ı Allah makamı mahmudu ve vesile makamını nasip etsin ve bizleri de şefaatlerine nail etsin değerli arkadaşlar. Dün mescitlerin fazileti, yani 3 mescidin faziletiyle ilgili hadis-i şerifler okumaya devam ediyordum Taş tercümesinden. Ve kaldığımız yer ise değerli arkadaşlar 675. hadis-i şerifte kalmıştık. Ve bu hadis-i şerifimizi de Abdullah bin Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Amr radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle inna Süleyman ibn Davud'a aleyhimme selamu لمن بني بيت المقدس سأل الله عز وجل يا خلالا ثلاثة وحكما يصدف حكمه فواتيه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وتعالى الله تعالى حين فرغ من بنائه ألا يأتيه أحد لا ينهزوه إلا صلاته فيه أن يخرجه من ختاته كيوم ولدته أمه رواه النسائي. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifimizi de Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayetle. Evet, değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerif sayfalarımıza. Evet. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Peygamber Beyt-i Makdis'i inşa ettiği vakit Beyt-i Makdis'i inşa ettiği vakit Allah'tan 3 şey diledi. Birincisi Allah'ın ilmine uygun olan hüküm ve saltanatı istedi. Allah da verdi. İkincisi, kendisinden sonra başka kimseye verilmeyecek bir mülk istedi. Allah verdi. Üçüncüsü, inşasını bitirince de oraya gelen kimseyi namazdan başka hiçbir şeyin anasından doğurduğu zamanki gibi günahlarından temiz olarak çıkarmamasını diledi. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Nesai'de yer almakta. Değerli arkadaşlar 676 numaralı hadis-i şerifte de yani buradan şunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani Beyt-i Mukaddes'i inşa ettiği vakit
Allah'tan üç dua istemiş değerli arkadaşlar. Yani şu anki duruma baktığımızda biz olsak neleri isterdik ya da bizler gibi kimseler olduğu vakitte kim neyi isterdi? Yani bizdeki iktidar hırsı başa geçip nasıl geçerse geçelim ya da neler yapılırsa yapılsın isteniliyor. Ama lakin burada örnek almamız gereken bir nokta var. Süleyman Peygamber'in Beyt-i Mukaddes'i inşa etti ve Cenab-ı Allah'tan dilediği üç şeyden bir tanesi Allah'ın ilmine uygun olan hüküm ve saltanatı istedi. Çok önemli burası. Yani hem Allah'ın ilmine uygun olacak hem hüküm ve saltanatı istedi değerli arkadaşlar. Yani hüküm ve saltanat neye uygun olacak? Allah'ın ilmine uygun. Ve Allah da vermiş değerli arkadaşlar. Şu anda görüyoruz ki Süleyman Peygamber'in bulunduğu dönemde en üst seviyede değerli arkadaşlar. Ve başka ikincisi de değerli arkadaşlar. Yani kendisinden başka, yani mülkü kendisinden başkasından verilmeyecek bir mülk istedi. Yani kendisine bu mülk istendi. Yani başka hiç kimseye bu mülk verilmemiş değerli arkadaşlar. Allah'ın ilmine uygun hüküm ve saltanat. Kendisinden başka hiç kimseye verilmeyen bir mülk ve üçüncüsü de inşası bitirinceye kadar yani oraya gelen kimseyi değerli arkadaşlar yani Beyt-i Mukaddes'i kastediyor. Ve hiçbir şeyin anasından doğurduğu zamanki gibi günahlarından temiz olarak çıkarmamasını diledi diyor. Bu hadis-i şerifte Nesai'de yer almakta. 676 numaralı hadis-i şerifimizde de وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أفاتنا في بيت المقدس فقال آته فصلى فيه فإن لم تأته وتصله فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله رواه أبو داود وابن ماجه. Değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi Meymune'den dedi ki ey Allah'ın Resulü, bize Beyt-i Mukaddes hakkında fikrini açıkla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oraya gidiniz ve orada namaz kılınız. Gidip de orada namaz kılmazsanız kandillerinde kullanılmak üzere zeytinyağı gönderilir. Bu hadis-i şerifimiz de değerli arkadaşlar Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de yer almakta. Değerli takipçilerimiz, Şuba Mescidi'ne geldik. 677 nolu hadis-i şerifte de Cenab-ı Allah hepimize Beyt-i Mukaddes'te namaz kılmayı nasip etsin değerli arkadaşlar. Amin. Küba Mescidinde ise de 677 olan hadis-i şerifte de Ali ibn-i Ömer radıyallahu anh kâle kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem ye'ti l-mescide Kubâ'yı kulla tabti maşiyen ve râkiben ve kâne ibn-i Ömer yef'aluhu râbihu şeyhan ve nesâim. İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi yürüyerek ve hayvana binerek Mescid-i Kuba'ya gelirdi. İbni Ömer de aynı şeyi yapardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi yürüyerek ve hayvana binerek Mescid-i Kuba'ya gelirdi. İbni Ömer de aynı şeyi yapardı. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari, Müslim ve Nesai'de yer almakta. Değerli arkadaşlar 678 nolu hadis-i şerifte de Anne Useyd bin Zuhayri رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته في مسجد قباء كعمرة الرايح الترمذي ونسائي. وسيد بن زهير رضي الله عنه قال arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Mescid-i Kuba'dan kılınan Mescid-i Kuba'da kılınan namaz umre gibidir. Yani sevabı umre kadardır. Bu hadis-i şerifimiz de değerli arkadaşlar Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. Değerli arkadaşlar, kadınların mescitlere gitmeleri. Konu bu değerli arkadaşlar. An Aişe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalla sabha bi galâsen
فينصرفان نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلاث. Ayşe radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını şafaktan sonraki karanlık zamanında kılar. Şafaktan sonraki karanlık zamanında kılar. Olduğu ve kadınlar tanınmadan bu karanlık zamanda evlerine döndükleri rivayet edildi. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. 680 hadis-i şerifte de Ali bin Ömer radıyallahu anh عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلا المسجد فأذانوا لهن راويهما الشيخان. Değerli arkadaşlar, İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kadınlarınızın geceleyin mescide gitmek için sizden izin istedikleri vakit onlara izin veriniz. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. 681 olan hadis-i şerifte de ma'nuhu annabi sallallahu aleyhi ve sellem kâle la temna'u imama'i Allahi mesacid Allahi râvihu şeyhan ve Ebu Davud ve zâdâ ve lakin liyekhurcuna ve hunna tefîletin. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor: Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerine gitmekten alıkoymayınız. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da yer almakta. Ebu Davud'da da şu ziyade vardır değerli takipçilerimiz: fakat güzel kokular sürünmeden çıkmalıdırlar. 682 olan hadis-i şerifte de Anife Annebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle ezzanu linesâi بالليل إلا المساجد فقال ابن له يقال له وقيد إذن يتخذنه دخلا قال فضرب في صدره وقال أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم تقول لا رابح المسلم وأبو داود والترمذي. ابن عمر رضي الله عنه Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu diyor: kadınların geceleyin mescide gitmelerine izin veriniz. Bunun üzerine İbni Ömer'in Vakit adındaki oğlu bu takdirde kadınlar bunu fırsat vesilesi yaparlar dedi. İbni Ömer de göğsüne vurarak ben Resulullah buyurdu diyorum, sen ise hayır diyorsun karşılığında bulundu. Bu hadis-i şerifte Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta. Değerli arkadaşlar, 683 olan hadis-i şerifte de وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَتْ لَوْ اَدْرَاكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّى مَا اَخْتَسُ نَسَائِ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَّا مُنِعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قلت لعمرة أو من منعنا قالت نعم رأيه سلاسته. عائشة رضي الله عنها şöyle dedi, rivayet edildi: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarının yeni yapmaya başladıkları şeyleri yetişip görseydi, İsrailoğullarının kadınlarına yasak edildiği gibi onlar da mescidi yasak ederdi. Ayşe'ye onlara yasak edildi mi diye sordum. Evet cevabını verdi. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da yer almakta. 684 olan hadis-i şerifte de yani Zeynep emraten Abdullah radıyallahu anh kâle lene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ şehidet ehdâ künnâ mescide felâ temessâ tayyiben رَاوِحُ الْمُسْلِيمِ وَفِي رِوَايَةِ اَيُّمَا لَعْرَةٍ اَثَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَانَ الْعِشَاءِ عِشَاءِ الْآخِرَةَ. Abdullah radıyallahu anh'ın zevcesi Zeynep'in şöyle dediği rivayet edildi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize
Sizden biriniz mescide gitmek istediği vakit güzel kokuya el sürmesin buyurdu. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta değerli arkadaşlar. Bir rivayette de koku sürünmüş olan herhangi bir kadın son vaktindeki yatsı namazında bizimle beraber olmasın. Yani mescide gelmesin. 685 hadis-i şerifte de Abdullah radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle salatul mer'ati fi beytiha afdalu bis salatiha fi hücretiha ve salatuha fi mukhada'aha afdalu min salatiha ve fi beytiha. Abdullah radıyallahu anh'ten değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Kadının yatak odasındaki namazı evin ortasındaki namazdan eşyalarının bulunduğu, yani daha gizli bir yer demek olan odadaki namazında yatak odasındaki kıldığı namazdan daha sevaplıdır. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Ebu Davud'da yer almakta. 686 numaralı hadis-i şerifte de وَفِي رِوَيَةِ لَا تَمْنَعُوا نِسَائِكُمْ مَسَاجِدَا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ رَيْحُمَا Ebu Davud. Bir rivayette de şu ziyade var değerli arkadaşlar. Şu hadis-i şerif vardı. Kadınlarınıza camilere gitmeyi yasak etmeyiniz. Bununla beraber onların evleri kendileri için daha hayırlıdır. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud'da yer almakta değerli arkadaşlar. İkinci faslımıza geçtik ve bu faslımızın konusu da mescitlerin adabı değerli arkadaşlar. Yani girişte ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? قال الله تعالى وَعَهِذْنَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ تَهَرَّ بَيْتِيَا لِطَائِفِينَ Allah-u Teala şöyle buyurdu değerli arkadaşlar. Ve İbrahim ile İsmail aleyhisselama tavaf edenlerle ibadet edenlere beytimi temizlemelerini emir ettik. Ve İbrahim ile İsmail aleyhisselamın tavaf edenlere ibadet edenlere beytimi temizlemelerini emrettik diyor. Bakara suresi ayet 125. وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكُوعِ السُّجُودِ Değerli arkadaşlar, 687 olan hadis-i şerifte de Ebi Humeyd اَوْ Ebi Hüseyd radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلَّمْ عَلَى نَبِي سَلَّمُ عَلَيْهِ سَلَّمُ ثُمَّ لَيَقُولِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابِ رَحْمَتِكَ فَيْزَا خَرَجَ فَلْيَقُولِ اللّٰهُمَّ أَنَّ سَأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ Değerli arkadaşlar, Ebu Humeyd yahut Ebu Hüseyd radıyallahu anh'ten sizden biriniz mescide girdiği vakit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam versin. Sizden biriniz mescide girdiği vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam versin. Esselamu aleyke ya Resulullah desin. Sonra Allahümme efteh li ebvâbe rahmetike ya Rabbi rahmet kapılarını bana aç duasını bulunsun. Çıktığı vakitte Allahümme inni eselüke min fadlike ya Rabbi senin fazlından niyaz ediyorum desin. Bu hadis-i şerifte Müslim ve Ebu Davud'da yer almakta. Selamu aleyke ya Resulallah diyor değerli arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam versin. Mescide girdiği vakit Allahümme قال المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي لأبواب رحمتك اللهم إني أسألك من فضلك
Bu hadis-i şerif de değerli arkadaşlar Müslim'de ve Ebu Davud ve Nesai'de yer almakta. Yani ya Rabbi bize rahmet kapılarını aç. İçeri girerken selam veriyoruz. Esselamu aleyke ya Resulallah. Allahümme iftah li ebvabe rahmetike. Allahümme inni es'eluke min fadlike. Ve ya Rabbi senin fadlından da niyaz ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, Müslim ve Ebu Davud ve Nesai'de yer almakta burası da. 688 nolu hadis-i şerifte de Fatime radiyallahu anh kâlet Kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ dekhazel mescide sallâ alâ Muhammedin ve selâmâ ve kâle rabbi gfirli zunubi veftah li ebuâbe rahmetike ve izâ kharaca sallâ alâ Muhammedin وسلام وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي بأبواب فضلك رواه الترمذي. Fatıma radıyallahu anh şöyle dedi arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitten girdiği vakit Allahumme salli ala Muhammedin ve sellim. Ey Allah'ım, Muhammed'e bol bol rahmetini ihsan et, onu selamete ulaştır der. Ve Rabb gıfırli zunubi ve aftahli ebvabe fadlike. Ya Rabbi günahlarımı mağfiret et ve bana ihsanının kapılarını aç diye ilave ederdi. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de yer almakta. 689 olan hadis-i şerifte de وَكَانَ نَبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني ثآرا يوم رواه أبو داود. Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiği vakit أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Kovulmuş şeytandan, büyük Allah'a, onun kerim vecihine ve sonsuz sultanına sığınırım de. Ve bunu dediği vakit şeytan günün kalan kısmında kendini benden korudu derdi. Bu hadis-i şerife değerli arkadaşlar Ebu Davud'da yer almakta. 690 hadis-i şerife de ve kâne ibn-i Umar يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى رواه البخاري. İbni Ömer radıyallahu anh mescitte sağ ayağıyla girer, sol ayağıyla çıkardı. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari'de yer almakta. 691 olan hadis-i şerifte de عن أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس رواه الخمسة. أبو قتادة رضي الله عنه değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Sizden biriniz mescide girdiği vakit oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Buhari, Müslim ve Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. 692 nolu hadis-i şerifte de an Ka'b bin Malik radıyallahu anh قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من السفر بدا بمسجده بمسجد فصلى به رواه الشيخان واللفظ مسلم كان لا يقدم من سفر الا نهارا في الدوحة فاذا قادم بدا بمسجده بمسجد فصلى فيه rekateyni sümme celese fihim. Ka'b bin Malik radıyallahu anh demiştir ki değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğü vakit önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'de geçmekte bu hadis-i şerifte. Müslim'deki hadisin lafzı da şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman seferden gündüzün kaba kuşluk vaktinde gelir ve geldiği vakit önce mescide uğrar, orada iki rekat namaz
Orada iki rekat kıldıktan sonra otururdu. Altı yüz doksan üç hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar, yani Enes radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâlel buzâku fîl mescidi khatiyatun ve kefratuha defnuha râvihul erba'atu. Enes radıyallahu anh'den değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor: mescitte tükürmek günahtır. Kefareti de mescit topraksa onu toprakla örtmektir. Toprak değilse tükürmek haramdır. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de yer almakta. 694 olan hadis-i şerifte de Veli Müslim uridat alayya a'malun ummati hasanaha wasaya'uha fawajadtu fi muhafin a'malaha al'aza yumatu anna tariqi wajadtu fi masawa a'malaha nu'aqata takunu fil masjidi la tudfanu. Müslim'de şu hadis vardır değerli takipçilerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor: bana ümmetimin iyi ve kötü amelleri arz edildi de yolda herkese eza veren şeyin kaldırılmasına, iyi ameller arasında, mescitte örtülmeden bırakılmış olan tükürüğü de kötü ameller arasında gördüm. 695 أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الله عليه وسلم رأى نخامات بالقبلة فحكاها بيديه والروى منه كراهية أو روي كراهيته لذلك وشددته عليه وقال إن أحدكم إذا قال في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقنا في قبلته ولكن عن يسره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعده على بعد وقال أو يفعل هكذا. Yine Enes radıyallahu anh'tan değerli arkadaşlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıblede bir tükürük görüp onu eliyle temizlediği ve bunu takbih ile karşılayıp şöyle buyurduğu rivayet edildi: sizden biriniz namaza kaldığı vakit bilmelidir ki Rabbine yalvarmaktadır. Şu halde kıblesine tükürmesin. Ancak sol tarafına ve ayaklarının altına, tabi mescit topraksa tükürsün. Yahut benim yaptığım gibi yapmalıdır buyurdu. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da yer almakta. 696 numaralı hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh: "Ene raculen etvâde evi imraten sevde kâne." Değerli arkadaşlar burayı bitiremeyiz çünkü burada duralım. 696 numaralı hadis-i şerifte kaldık. Değerli arkadaşlar, sohbet meclislerinin sonunda سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم sana hamd ederek seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senden bağışlanma dilerim ve sana tövbe ederim. Bu hadis-i şerif değerli arkadaşlar Ebu Davud'da geçmekte. Mutlaka günahlar bağışlanır diyor. Bu mescitte de, yani mescit sohbetlerin sonunda bunu söylememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu ve lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhanallahumma ve bihamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve selamun alel murselin ve selamun alel hulefâ'r raşidîn. El Fatiha. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Amin.